Saygıdeğer canlar, Yas-ı Muharrem'in ikinci günündeyiz. İstanbul Kadıköy Şahkulu dergahındayız. Şimdi vakıf oldu. Az önce vakfımızda oruç açma ve lokma paylaşma etkinliği yapıldı. Şimdi canlarımız yavaş yavaş Muharrem sohbetleri için Cem evine taşınıyorlar. Cemal Cemal'e geliyorlar. Tabii ki bize bu inancımızı yaşatan, özellikle bu Muharrem sohbetleri adı altında canlarımızı Cemal Cemal'e getiren değerli yürekler var. Bu değerli yüreklerden biri de gazeteci, yazar Necdet Saraç abim diyeyim ben. Şu an aramızda. Galiba Şahkulu'nda bunu 12 imamlar boyunca devam ettireceksiniz diyorum ve sözü size bırakayım. Alevi dünyasında Yas-ı Matem tabii çok önemli bir ay. Yüzlerce yıla yayılan bir gelenek, Kerbela'ya dayanan bir gelenek. Vallahi aradan yüzlerce yıl geçse de işin en önemli yanlarından bir tanesi şu. Kerbelalar devam ediyor. İşte daha 3 gün önce cumartesi günü Ankara'da yani büyük bir başka Kerbela yaşandı. Öncelikle tabii temenni edilmesi gereken şey şu. Kerbelalar bitmeli artık. Bu dünyada Kerbelalar bitmeli. Aleviler 12 gün boyunca matem tutuyorlar bu dönemde. Bunun belki ben bu matemlerin den sonra yapılan sohbetler üzerinde biraz birkaç şey belirtmek isterim. Şahkulu dergâhı da bugün 12 gün boyunca Muharrem sohbeti yapıyor ki birçok Alevi, Bektaşi dergahı, Cemevi artık Muharrem sohbeti yapıyor. Muharrem sohbetleri aslında Alevilerin gündemine son 10 yılda girdi, 11 yılda girdi. 2004 yılında biz bir grup, o dönem bir grup iş adamı ve Alevi aktivisti olarak Muharrem sohbetlerini televizyonlara taşımayı planlıyorduk. Bu çerçevede de ya ne yapabiliriz diye düşündük. Ve Muharrem sohbetlerinin televizyon ekranlarına taşınması için aslında öncülük yaptık. 40 yıllık Alevi televizyon tarihinde hiç Muharrem sohbeti yoktu. Biz 2004 yılında Kanal Türk'te, o dönemki Tuncay Özkanlar'ın yönetimindeki Kanal Türk'te Muharrem sohbetlerini başladık ve inanılmaz bir ilgi gördü. Tabii Alevi hareketinin de yükseldiği bir dönemdi. Ve hepimizin bildiği gibi artık gelenekselleşti. Niye? Çünkü bu ülkedeki eşitsizliğe karşı da bir tavırdı bizimki. Yani 11 ayın sultanı Ramazan'la ilgili kıyaslama yapmak istemem ama Ramazan'la ilgili bu kadar gürültü kopan bir ülkede milyonlarca Alevi'nin kutsal günleri yok sayılıyordu. Bu anlamıyla da önemli oldu ve Alevi hareketinin yükselmesine de paralel olarak bugün 2015 yılında dönüp baktığımızda aklınıza gelebilecek bütün televizyonlarda ya da televizyonların çok önemli bölümünde Muharrem sohbeti yapılmak durumunda kalıyor. Bu son derece önemli ve bana göre önümüzdeki dönemi etkileyecek gelişmelerden bir tanesi. Nitekim bunun da bir sonucu olarak bugün cemevlerinin tümünde Muharrem ayında sohbetler yapılıyor. Muharrem sohbetlerinde ben şunu görüyorum tabii, yani Alevi geleneğinde toplu oruç açımı olmasa da doğal olarak kentleşmenin getirdiği bir şeydi. Artık toplu oruç açmalar gündeme gelmiş durumda. Bugün de gördük, yüzlerce insan orucunu açıyor. Daha sonra da işte şimdi gördüğümüz gibi cemevinde de Muharrem'le ilgili sohbetler yapıyor. Şahkulu'ndaki Muharrem sohbetleriyle ilgili belki birkaç şey söylenebilir. Şahkulu'ndaki Muharrem sohbetlerinde her gün farklı bir konu ve farklı bir konuyu konukla Aleviler, buraya gelenler bilgilendirilmeye çalışılıyor. Kuru, monoton bir sunumdan öte gerçekten muhabbet yapabilme gerekiyor. Yani Yas-ı Matem'in Alevi dünyasındaki yerinden Muharrem orucunun önemine, oradan Kerbela'dan 12 imamlara gibi önemli başlıkların yanı sıra mesela Alevilik ve müzik ilişkisi, Alevilikte Alevilik ve kadın, Aleviliğin kadınlara bakışı, bakış açısı gibi farklı konularda gündeme geliyor ya da işin felsefik boyutları. Mesela Alevilerde, Alevilikte rakamlar ne anlama gelir? Üçler, beşler, yediler, kırklar gibi. Bununla ilgili de özel sohbetler yapılıyor. Birçok yerde de belki benzer şeyler oluyor ama ve bu sohbetler
Alevi dedelerinin katılımıyla, Alevi kurum temsilcilerinin katılımıyla, çeşitli aydınların, yazarların, gazetecilerin katılımıyla yapılıyor. Ve görülen o ki gelenekselleşmiş bir şey ve bu gelenekselliği devam ettirmek önemli. Bu geleneğin büyüyerek ve gelişerek devamını dilerim ben de. Biz de size teşekkür ediyoruz. Ceddimiz 12 İmam, Pirimiz Hazreti Ali katında bu emeğiniz, bu çabalarınız, emeğiniz kabul görsün diyoruz. Eyvallah. Ve Yas Muharrem 12 İmam oruçları da hayırlara vesile olsun diyoruz. Evet, çok teşekkür ettik. Kardeşliğe, eşitliğe, özgürlüğe vesile olsun. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kateri ben gelirim peşine, Ali meydanına da varalım hele. Merhametin yok mu da gözüm yaşına, pire bağlı olup da duralım hele. Allah 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 da duralım hele. Allah birliğine de varalım hele. Gerçekte pirler merhaba, ey rahberler gerçekte erler merhaba. Hazır postlar hazır da yerler merhaba, zakirler sazları da kuralım hele. Allah 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 da kuralım hele. Allah birliğine de varalım hele. Aşkıyla perişan da Davut suları, muhabbeti baldır kendisi. Saygıdeğer canlar, 15 Ekim 2015 İstanbul Kadıköy Şahkulu dergahında, yani vakfındayız. Bugün Yas-ı Muharrem 12 İmam orucumuzun ikinci günündeyiz. Biz Yurt TV ekibi olarak bugün burada canlarımızla Cemal Cemal'e geldik. Birlikte lokmalar paylaştık. Muharrem sohbetleri dinledik. Ve buradaki canlarımızın sesini Yurt TV izleyicilerine taşıdık. Ben Muharrem sohbetleri program sorumlusu Sayın İsmail Saçlı, Yurt TV'de emek yüreten her değerli canıma ve sunum olarak ben Mustafa Bor, Yas-ı Muharrem 12 İmam orucu hayırlara vesile olsun diyoruz. Buraya gelen canlarımızın paylaştıkları lokmaları, tuttukları oruçları, yaptıkları duaları ceddimiz 12 İmam katında, Pirimiz Hazreti Ali katında, Peygamberimiz Muhammed ve Tarık katında kabul görsün diyorum. İnançla kalın, barışla kalın ve dostla kalın. Ve kendinize iyi bakın. İyi bakın ki yarın aydınlık günlerde birlikte olalım.